Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta, hatta önceki hafta suda kalma, köpekleme videolarını göstermiştim. Hatta bununla beraber streamline kuyusunu göstermiştim. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar yaz da geldiği için daha çok kol çekme, kol tekniği üzerine bir şey anlatacağım. Bu videoda sadece serbest kola giriş, yani başlangıç seviyesinde kol nasıl çekilir, onu anlatacağım. Arkadaşlar Ramazan boyunca video atmaya devam ediyoruz ama videolarda bir tık düşmesi seziyorum çünkü insanlar oruç tutuyor, suya girmiyorlar malum. Şimdi öncelikle birkaç defa ben serbesttir yüzeceğim. Ondan sonra bu yüzme şekline nasıl ulaşırsın, nasıl bu teknik yüzersin, bununla alakalı birkaç teknik göstereceğim ve burada da tahtayı kullanacağız mutlaka. Şimdi bir suya girelim. Serbest kol. Evet arkadaşlar, burada suya atladıktan sonra sakin şekilde ayak duruşu yapıyorum ve kollarımı omuzun önüne doğru atmaya çalışıyorum. Şimdi buna ulaşmak için birazdan tahtalı kol göstereceğim. Serbest kolu attığın yönü, çektiğin tarafa doğru. Şimdi ne diyorum o? doğru. Güzel gidiyordun. Arkadaşlar serbest kolu birazdan tahtalı göstereceğim. Omuzunu önüne atacaksın, ardından su altından çekip tahtayı tekrardan tutacaksın. Bir kez daha göstereyim serbest yüzmeyi. Evet, burada suda süzülmeye biraz arkadaşlar dikkat edin. Kendini çok fazla yormadan, ayak duruşu, streamline'ım düzgün olacak. Vücudum çok gergin. Ayak duracağım ve omuz örüme kol çekeceğim. Ve kafa her zaman sabit olmaya dikkat edeceğiz. Tahtam oluyor. Şimdi arkadaşlar serbest kol tekniğine başlangıçta yan nefesi bir dahaki derslerde anlatacağım. Sadece tahtayla beraber kol çekeceğim ve ön nefes alacağım. Kolumu kafayı içeride, ayak vurup kolumu tam kalçaya kadar çekiyorum. Yüksek dirsek gelebilir. Tekrardan gösteriyorum. Yüksek dirsek gelebilir. Veyahut blok kol dediğimiz düz kol. Bu. Bu. Şimdi burada kolunu kalçaya kadar çekmeye kesinlikle dikkat etmen gerekiyor. Yani yarım kol çıkarma. Çıkmayacak. Kolunu tam kalçaya çekeceksin. Gibi. Şimdiki anlatacağım mevzu arkadaşlar. Tahtayla beraber bir kol, iki kol ve ön nefes alacağım. Yani en temel kol antrenmanına, kolu öğrenmeye bu şekilde başlayabilirsin. Şimdi geçelim. Evet, sağ kol, sol kol, ön nefes alacağım. Ve ayaklarını vuruyorum. Vücut koşusunun gergin. Arkadaşlar kollarımı yüksek dirsek yapmaya çalıştım. Bence oldu mu yüksek dirsek? Oldu. Tam yüksek olmadı ama biraz blok gibi çıktı senin. Blok gibi mi çıktı? Öyle yüzüyorsun tamam, ya da. Biraz yüksek yapma şimdi. Tamam. Arkadaşlar yüksek olmamış. Blok yapalım. Tekrardan gösteriyorum. Ve burada bak tahtayı, tahtana sahip çıkmaya çalışıyorsun. Tahtanı sağ sol savurma. Tahta önünde geldiğin pozisyonda duracaksın. Süs misali duracak ama tahtana sahip çıkmayı unutma. Bir kez daha. Thank you.
Evet arkadaşlar, tahtama sahip çıkmaya çalışıyorum. Ayağımı vuruyorum ve suya burundan yavaş yavaş nefes vereceksin. Yoksa arkadaşlar suda bir dengesizlik olur kendinde ve hemen sudan çıkmaya çalışırsın. Balık gibi kalırsın. Tekrardan bir de blok kol yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Serbest kola devam ediyorum. Serbest kol girişimizi bu şekilde anlattık. Dediğim gibi tahtayla beraber serbest kol girişine çalışabilirsin. Yani sağ kol, sol kol, ön nefes dediğimiz olaya. Öncelikle bununla başlayacaksın. Yan nefesi haftaya başka bir videolarda arkadaşlar YouTube kanalına yükleyeceğim. Ve bundan sonra yan nefes çalışmasına gelecek. Kolla beraber yan nefesi anlatacağız. Kanalı izlemeye devam edin arkadaşlar. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum.